Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Orbital yayınlarına ait 9. sınıf soru bankasının atom ve periyodik sistem 2. ünitenin tarama testini çözeceğiz. İlk tarama testimize başlıyoruz. Sorumuz şöyle Arsenik-3 iyonuyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıya baktığımızda elektron sayısı 36'dır demiş. Şöyle düşünelim. Arsenik proton sayısı 33'müş eksi 3 yüklü olduğu için 3 tane elektron alır anlamına gelir. Dolayısıyla elektron sayısı 36 olur. Doğrudur. 2'ye baktığımızda arsenik atomu ile izotoptur. Şimdi şöyle düşünelim. Arsenik elimizde 71'e 33 var. Ve diyor ki bize arsenik 33-70 ile izotoptur. İzotop neydi? Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı taneciklere izotop diyorduk. Dolayısıyla arsenikleri incelediğimizde proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olur. Çünkü kütle numaraları farklı. Mesela 11'de 3 çıktı, 8, 6'dan 3 çıktı, 3. 38 nötron sayısı bunun. 70'ten 30 çıkardığınızda da 37 gelmesi gerekir. Bu da nötron sayısı budur. Yani proton sayıları aynıken nötron sayıları farklı olduğu için bu iki çift birbirinin nedir? İzotopudur. Doğrudur. 3'e baktığımızda nükleon sayısı 71'dir demiş. Nükleon sayısı kütle numarasıdır ve sol üstte yazar. O da 71'dir. Doğrudur cevabımız eşit olur. İkinci sorumuza baktığımızda X atomunun artı 2 yüklü yonunda 18 elektron bulunmaktadır. Buna göre nötr X element atomunun katman elektron dağılımında 4. katmanda kaç elektron bulunur diye sorulmuş. X atomu için şunu söyleyebiliriz. Artı 2 yüklü yonunda 18 elektron varsa elektron vermeden önce 20'ymiş ve nötr durumunun elektron dağılımında dördüncü katmandaki elektron sayısı soruluyor. Şöyle yapalım. 20'ye göre bir katman elektron dağılımı yazarsanız 2, 8, 8, 2 diye yazarsınız. Yani dördüncü katmanda 2 elektronu vardır. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıdaki grafikte periyodik sistemdeki ilk 3 elementin birinci yoğunlaşma enerjilerinin atom numaralarıyla değişimi görülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. X, Y ve Z elementleri aynı periyottadır. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bakın X'in, Y'nin ve Z'nin yoğunlaşma enerjisi değerlerine baktığımızda şunu görebiliriz. Y'den Z'ye doğru ciddi anlamda bir yoğunlaşma enerjisi düşüşü var. Bu ancak 8A'dan 1A'ya düşüşte olabilir. Dolayısıyla X ve Y atıyorum ikinci periyotta ise z elementi bir alt periyotta olacağından dolayı bunların aynı periyotta olma şansı yoktur. Yani birinci yargı yanlıştır. İkiye baktığımızda x ve z aynı gruptadır demiş. Şimdi şunu söyleyebiliriz bakın. X ve Z'nin iyonlaşma enerjileri arasında çok büyük bir fark olmadığından dolayı bunlar aynı grupta olabilir. Yani bu 1A iken bu da 1A olabilir. Doğrudur. 3'e baktığımızda Y soy gazdır. Evet Y'nin iyonlaşma enerjisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soy gazdır. Doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda X elementine ait eksi 3 yüklü iyon elektron dağılımı bu şekildedir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. X 3 elektron aldığında 2, 8, 8 diye baktığımızda 18 tane elektronu vardır elektron almadan önce yani üç elektron almadan önce protonu 15'tir X elementinin atom numarası 18'dir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. X'in atom numarası nedir? 15'tir. Dolayısıyla bu yargı yanlış olmuş. X periyodik sistemde 3. periyot 5A grubunda yer alır. 15'e göre bir katman elektron dağılımı yazarsanız 2 8 5 diye yazarsınız. Son katmanda bulunan elektron sayısı grup numarasıdır. Yani 5A'dır. 3 katmandan oluştuğu için 3. periyottadır. İkinci yargımız doğru olur. 3'e baktığımızda x eksi 3 iyonu oktet kuralına uyar demiş. Evet x eksi 3 iyonuna baktığımızda son katmanda 8 elektron bulunduğu için oktet kuralına uyar. Doğrudur. Cevabımız değişik olur. 5. sorumuza baktığımızda fosfat iyonunun toplam elektron sayısı 50 olduğuna göre fosfor elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Fosfat için şunu söyleyebiliriz. Bakın PO4-3 yüklü elektron sayısı 50 olduğu için 3 elektron almadan önce 47 protona sahipmiş. Elimizde bir tane fosfor var. 4 tane de oksijen var. Oksijenin protonu 8 verilmiş. 4 çarpı 8 eşittir 47 diyoruz. Evet buradan fosforu yalnız bıraktığımızda 47 4 çarpı 8 32 yapar. Çıkardığınızda 15 proton sayısı olacaktır. 15'e göre bir katman elektron dağımını yazarsanız 2, 8, 5 diye yazarız. Bu da 3 katmandan oluştuğu için 3. periyotta son katmanı 5 elektron bulunduğu için 5A grubunda yer alır. Cevabımız değişik olur. 6. sorumuza baktığımızda şekil 1'deki hidrojen atomu şekil 2'deki hale dönüşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Elektron enerji ayarak alt enerji seviyesine geçmiştir demiş. Bakın şekil 1'de ilk katmanda elektron görmüyoruz. İkinci katmanda bir elektron var. Şekil 2'ye baktığımızda ilk, kat, ikinci katmandaki elektron birinci katmanıymış. Yani elektron enerji hep alt enerji seviyesine geçtiğini söyleyebiliriz. Doğrudur. Şekil 1'deki temel hali ve şekil 2'deki uyarılmış hali temsil eder. Şekil 1'deki olay temel hal olsaydı bu bir elektron ilk katmanda olurdu. Ancak şekil 2'deki durum da ilk katmana bir elektron olduğu için şekil 2'deki durum temel haldir. Şekil 1'de atom uyarılmıştır. O yüzden tam tersi olmayı yanlış olmuş. 3'e baktığımızda şekil 1 kararlı hali temsil eder. Şekil 1 nedir? Uyarılmış haldir. Madde uyarılmış haldeyken enerjisi fazladır. Ve bakın burada şekil 1'deki hidrojen atomu şekil 2'deki hale dönüşüyor. Bu adamın enerjisi fazlaydı. Enerjisini düşürdü ve ne yaptı? Temel hale döndü. Bundan dolayı kararlı hali temsil eder diyebiliriz. Doğrudur. Cevabımız değişik olur. 7. sorumuza baktığımızda atom numarası 9 olan elementle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Atom numarası 9 grubun ilk üyesidir diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Proton sayısı 9. 2 7 diye dağıttığımızda bu adam ikinci periyot 7A grubunda bulunur. Dolayısıyla grubun ilk üyesidir. Doğrudur. Kararlı halde monoatomik yapıdadır. 7A grubunda bulunan elementler ametallerdir ve ametaller doğada monoatomik değil, diatomik. Yani moleküler yapıda bulunurlar. O yüzden B şıkkı yanlış olmuş. Oda sıcakta gaz halde bulunur. Evet 7A grubu A metaller oda sıcaklığında gaz haldedir ki bu elementte flor durumda söyleyelim flor doğada F2 halinde bulunur ve fiziksel hali gazdır. Doğrudur. Değerli elektron sayısı 7'dir. Evet, son katmanda bulunan elektron sayısı değerli elektron sayısıdır. O da 7'dir. Doğrudur. Periyodik tablodaki en elektronegatif element elementtir demiş. Evet periyodik cetvelde en elektronegatif element flordur. Bu da doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda yukarıda katman elektron dizilme verilen taneciklerden hangileri uyarılmış halde bulunan bir atoma aittir diye sormuş. Birinci yargıya baktığımızda alüminyum 3 elektron verdiğini görüyoruz. Alüminyumun normalde son katmanda 3 elektronu vardır ve bu elektronu vererek ne yapmıştır? Son katmanda 8 elektron bulundurmuş ve kararlı hale gelmiştir. O yüzden burada uyarılmış halde olduğunu söyleyemeyiz. Yani temel hale dönmüştür. 2'ye baktığımızda kalsiyum nötr durumdayken 2 8 8 2 diye elektron dağılımı yapılmış. Dolayısıyla atom temel haldedir. 3'e baktığımızda neon 2 7 1 diye yazılmış. Normalde neon için şöyle bir elektron dağılımı yapılmalıydı. 2 8 diye. ki ne olmuş? 8 yazılma yerine önce 7 sonra 1 yazılmış. Demek ki atom Atomun ikinci katmanı bir elektronu son katmana geçmiş. Yani atom uyarılmış yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumlar için aşağıdaki gösterimlerden hangisi olabilir diye sorulmuş. X elementinin elektronegatifliği en fazladır demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elektronegatifliği periyot cetvelde sağa ve yukarı doğru artar. Bir defa x'in hem en sağda hem de daha yukarıda olması gerekiyor. Bir defa a şıkkı olmaz. D şıkkı da olmaz. Bu durumda yani 3 seçenekte şu an olabilir. İkinci yargıya baktığımızda y ile z aynı grupta x ile z aynı periyotta. Şimdi bir defa x'in en sağda en yukarıda olduğunu biliyoruz. Ve z de aynı periyotta olabilmesi için z'nin bunun x'in sonunda olması gerekiyor. Yani şu olabilir, bu da olabilir. Şu gitti. Y ile z'nin aynı grupta olabilmesi için e, x z'nin yanındaysa z'nin altında ya da üstünde de y olması gerekir. Bunu veren seçenek c şıkkına verilmiştir. 10. sorumuza baktığımızda aşağıdaki iyonlardan hangisinin toplam elektron sayısı 14'tür diye sorulmuş. Oksijen için şunu yapabiliriz. Proton sayısı 8'di. 2 elektron alırsa elektron sayısı 10 olur. Azotun protonu 7 idi. 3 elektron alırsa elektron sayısı 10 olur. Oksijenin protonu 8 idi. Hidrojenin de 1 idi. Topladık 9. Bir tane de elektron aldığı için bir de onu topladık. 10 oldu. NH4 için azotun protonu 7 idi. Hidrojenin protonu 1 idi. Ancak 4 tane var. 4 oldu. 1 elektron vereceğinden dolayı burası da 10 oldu. E şıkkına baktığımızda karbonun protonu 6 idi, azotun da 7 idi. 6 idi da 13. Bir elektron da alacağından dolayı 14 elektrona sahip oldu. En fazla elektron E şıkkında verilmiştir. 11. sorumuza baktığımızda aynı periyotta atom numarasının arttığı yönde iyonlaşma enerjisi de artar. Ancak bazı elementlerin iyonlaşma enerjisi bu düzenin artışı bozmaktadır. Yukarıdaki grafikte ikinci periyot elementleri ardışık olarak sıralanmıştır. İyonlaşma enerjisindeki düzensizlikler göz önünde bulundurulduğunda grafiğin doğru olması için hangi elementlerin iyonlaşma enerjileri artırılmalıdır diye sorulmuş. Şimdi Öncelikle şunu söyleyelim. Aynı periyotta bulunan elementlerde sağa doğru iyonlaşma enerjisi genelde artar diyor. Ama bazı istisnalar var. Neydi bunlar? İşte 8A'nın en fazla. Sonra 7A. Sonra 6A gelmesi gerekirken 5A'nın 6A'dan fazlaydı. Burada bir küresel simetri olayı vardı. Daha sonra 4A. Sonra 3A gelmesi gerekirken 2A geliyordu. Yine burada da bir küresel simetri olayı var. En sonunda 1A. Dolayısıyla baktığımızda lityum 1A'dadır beriliyor. 2A'dadır. Bor 3A'dadır. Dolayısıyla burada bir değişme olması gerekir. Yani berilyumla bor arasında bir değişikliğe ihtiyacımız var. Böyle bir seçenek verilmemiş. Devam edelim. Karbon 4A'da, azot 5A'da, oksijen 6A'da. Yine oksijen ile azot arasında da bir değişmenin olması gerekiyor. Flor 7A'da, neon da 8A'dadır. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda berilyumla ne diyor? İyonlaşma enerjideki düzensizlikler göz önünde bulunduğunda grafiğin doğru olması için hangi elementlerin iyonlaşma enerjileri artırılmalıdır demiş. Yani burada 3 aşağı 5 yukarı kuralından yola çıkabilirsiniz. 5A'nın iyonlaşma enerjisi bir de 2A'daki adamın iyonlaşma enerjisini artırdığımızda bu problemi çözebiliriz. Yani berilyumun ve 5A'da bulunan azotun iyonlaşma enerji değerleri artırılmalıdır. Cevabımız 5 yukarı olur. 12. sorumuza baktığımızda periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerden hangisi iki elektron verirse elektron düzeni oktet kuralına uyar diye sorulmuş. Şimdi kimler 2 elektron verirse oktet kuralına uyarlar? Önce şunu düşünmemiz lazım. Artı 2 değerli sahip olanlar. Yani 2A grubunda bulunan toprak, alkali metalleri bu kuralı uyar. X ve Q'ya baktığımızda ikisi de 2A iki grubundadır. Y'deki adam 3A'dadır. Z 6A'da. T de 7A'dadır. Bir defa ya ekster ya Q'dur. Bize oktet kuralından bahsediyor. Şimdi bu adam iki elektron verirse helyuma benzer ve dublete uyar. Bu adam iki elektron verirse şuradaki soygaza yani oktet kuralına uyar. 8'e tamamlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.